Web Tekno'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Melih'le beraber hem TikTok'ta bolca gördüğümüz hem de yurt dışında satılan bu ilginç ürünleri aldık size. Ve şimdi birlikte onları deneyeceğiz. İlk sırada ilk ürünümüz neydi? Kırılmaz uçak. Bir açarak anlatalım istersen. Kırılmaz uçak. Yürüyen uçaktan sonra, evet. Yani yürüyen uçak bence daha yaratıcıydı ama. Bir şey diyeyim mi, ben bunu biraz araştırmak istedim. Çince olduğu için hiçbir şeyi araştıramadım. Sonra böyle uzun süre geçirip bir şey kırılmaz uçak adı altında bir şeyler izledim falan. Bu arada kolu çok güzel değil mi? Benim bayağı hoşuma gitti. Çok tatlıymış ama bir dakika. Çizilmiş abi. Çizik var bunda. Bak burada çiziği var. Bu arada biz bunu TikTok'ta gördük arkadaşlar. Yani bayağı izlenen videoları vardı. Ve kırılmaz diye geçiyor. Yani uçak tamamen yani çöpük arkadaşlar ya. Bir yere çarpsa evet kırılmaz. Kanatları var. Evet pervaneleri kestiniz arkadaşlar. Şu dışta olur herhalde numara yazan yer. Evet burada kanatlara ek yapıyoruz ki arkadaşlar kilometre bazında hızı daha da fazla olsun diye. Bu arada bunun fiyatı böyle 400-500 lira civarında arkadaşlar. Evet hadi uçurmayı deneyelim o zaman. Tamam şuranın bir üstünü açalım arkadaşlar. Düz zeminden uçağımız yani havalanacağına garanti veriyoruz inşallah. Şöyle küçük bir pilimiz var. Bunu şarj ettik. USB ile şarj olabiliyor. Bence bir de şu şeyi tatlı olmuş. Yani kırılması şu an tek esprisi buraya böyle çarptığında kırılmayacak olması bence. Güzel. Bu arada kumandamız 3 tane kalem pille birlikte çalışıyor arkadaşlar. Melih ile şu bence... an madem ilk videomuz kardeşim. Aynen, ben bunu senin denemeni istiyorum. İlk videonun şerefine. Buyurun. Evet arkadaşlar. Şu an hafif böyle bir RGB'leri var aslında. RGB. Bunlar RGB. Bunlar özel bu arada. Şimdi ben senin için pist hazırladım kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ve buyurun. Neyle kalkacak? Dur tamam dur. Yürüyen uçak durumu gerçekleşmiş evet, oldu. Evet. Bence yeterince ben hızını mı alamadı acaba pistten? En azından kırılmıyor. Bak, uçmayla ilgili bir vaadi yok zaten arkadaşlar. Kırılmayacağını söylüyor. Evet yani doğru bu arada. Kırılmıyor yani. Normal kağıt uçak gibi düşün. Tamam ben bunu böyle atayım. Aynen, sen, sen de devam ettir. Ben de palmiye. Dur ama dur. Ben başlatayım şeyini. Aynen. Bana öyle fırlat. Bak elimde gücü hissediyorum elimde. Dur. Hadi. Kırıldı mı? Dur kral. Sıkıntı yok gibi hala arkadaşlar. Tamam. Son kez atıyorum. Biraz daha yukarıdan atacağım. Tamam, başlatıyorum ben. Hadi. Hadi bakalım. Oo, gitti. Güzel. Mahsun Kırmızı Gül klibine döndük arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu uçağın uçabileceğine kanaat getirdik birlikte ve bizim ofisin yanındaki parka geldik. Burada bir uzun mesafemiz var. Işıklarımız hazır, uçağımız hazır ve gönderiyorum. Evet. Bir şey diyeceğim, buraya dur. Bir dakika dur bir. Şunu. Şeyi görebiliyor musun? Baksana. Vay. Arkaya verdiği güce bak. Gönderiyorum. Ready. Ha? O bir. Hadi. Bu indirme, indirme. Gel buraya. Melih elime getirebilir miyim? Ya Melih. Ah be. Burada evet küçük bir uçak kırılmaz uçağımız bir tık bir İncindi diyelim. Evet. Kırılmadı sonuçta. Yani uzun mesafede uçabiliyormuş. Evet. En az onu gördük ki hiç daha yeni yapmana rağmen. Tam olarak fiyatına kitliği söylenemez ama. Evet. Yani. Ama yine de böyle zevkine arada bir uçurmak istiyorsanız, uçurmayı denemek istiyorsanız en azından. Aynen. Alabilirsiniz diyelim. Aynen. Hadi yani, geri dönelim. Hadi. Şimdi ikinci ürünümüze geldik. İkinci ürünümüz ne? Mini shaver. Bunun esprisi şu arkadaşlar. Bunu telefonumuza bağlayıp tıraş yapabiliyoruz. Bir açalım. Şöyle açalım. Mesela. Yani istediğimiz gibi olmadı ama açılmış bulundu en azından. Şöyle çıkaralım. Şöyle bir parçası var. Yok bence bir şey diyeyim. Bununla biz tıraş yapmayalım abi. Can acıtacak bir şeye benziyor ama hadi bakalım. Kazak tüyü alacak bir şey. Aynen. Ya da hani doğal kazağımız varsa o tarz işlere de yarayabilir. Bunu bir adaptöre bağlayalım. Neye takacağız? Lightning adaptörde. Bu arada bütün adaptörler içinden çıktı. Bu çok mutluluk verici bir şey. En azından size adaptör aratmıyor. Bu tarz böyle yurt dışından sipariş verilen şeylerde bir sürü şey dışarıdan almanız gerekebiliyor çünkü. Bir önce deneyelim. Taktığınızda telefonun ekranının açık olması gerekiyormuş. Taktığınız gibi de çalışmaya başlıyor. Şimdi bu mevzuyu çok uzatmayalım. Direkt uygulamalı anlatalım. Merdan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abi, kolay gelsin. Eyvallah. Bir dakika. Ha. Şimdi sana nasıl bir tıraş yapıyoruz? Abi saçları kalacak abi. Şu yanlardan biraz sakalları kısaltalım. Ha sakal. Saça kime gidiyorsun sen? Saça bizim mahallede bir abi var, o hallediyor. Yeni bir aletim var. Çok iyi, onu ilk sende deniyorum. Bir yandan biri mi arıyor abi yoksa? Şöyle inceden başlayalım. Hafif ses geliyor bu arada. Evet. Alıyor bu arada. Çok ince de olsa alıyor. Senin canın yanıyor mu? Yok hiçbir şey olmaz. Hiç hissetmiyorsun değil mi? Ya normalde... Böyle de berberiz işte bak hiç. Bu normalde sakallarınız kısayken işte sinek kaydı boyutuna getirmek için kullanmanız gereken bir alet bu. Yani çok uzun bir sakala uyguladığınızda kesinlikle canınız yanar yani. Bıçakları çok büyük çünkü. Bir dakika çok çok özür dilerim. Eyvallah. Önemli bir telefonum var. Sıkıntı yok Kusura abi. Bakma kardeşim. Sıkıntı yok abi. Alo. Alo. Melih.
Abi boş musun ya? Bir tıraşa geleceğim de. Abi bayram öncesi hiç müsait değilim biliyor musun be? Valla çok sıkışık. Akşam gelirim dersen olur ayarlarım ama 8... Bir şey yok be abi. Saç sakal sadece ya. Abim dediğim gibi bak 8-8.30 arası gelebiliyorsan olur. Gelemiyorsan çok yoğunum ben. Evet arkadaşlar inanamıyorum gerçekten. Evet Melih sakal bırakmadım ben evet. De kardeşim. Gözükmedi ki. Yok çünkü. Yok. Evet, şöyle basit bir motoru var. Bak şimdi şunu yapacağım. Şunu yapayım bari izleyici için. Evet. İnce ince ucundan sakalları aldı ince diyebilirim. Ince. Abi eline sağlık. Eyvallah kardeşim. Borcun ne kadar? Senin bana borcun ne kadar abi? Biz onu alı sağda çözelim mi haftaya? Eyvallah. Ne eyvallah abi eline koluna sağlık. Eyvallah. Şimdi üçüncü ürünümüze geldik ve bu ürünümüz arkadaşlar TikTok'ta gördük bunu ve milyonlarca izlenmişti. Üstünden anlayabileceğiniz üzere. Bir tuvalet ihtiyacınız olduğunda arabadasınız, yoldasınız. Yani şu beni çok gıcık etti bu arada. Lütfen şuna yaklaşır mısın bir? Bak ürünü anlatıyor. Kadın için diyor. Erkek için bunu geçtik. Anatomik olarak arkadaşlar imkansız ve bak kadının ya düz erkeğe gidince feromon hani feromon şeyin içine doğru girmiş. Hani buradaki ima yani çok çok iğrenç yapmışlar evet. Bence. Ama bir tanesini deneyelim dedik arkadaşlar. Tabii yani arkadaşlar biz bunu burada gösterdiği şekilde denemeyeceğiz yani. Biz internetten bir tane daha işte bunu kullanabileceğimiz bir aparat aldık. Ama bu işte yani kadın mıdır erkek midir tabii. Evet erkek arkadaşlar 50-55 yaş ortalama. İnanmışsınızdır belki limonat olduğunu söyleyelim. Bu arada burada 8'li paket biz bunu $25 civarına geldi yani 8'lisi. Tamam yani, $3-5 civarı bir şeye geliyor tamam. Ama bir şey diyeyim mi? Bazı anlarda gerçekten değer biliyor musun? Şu görseldeki arkadaşlar için değerdi bence. Şöyle içine bakalım mı? Bak içinde şöyle iki tane göstereceğim size. Pad gibi bir şey var arkadaşlar. Verdiği vaat ile şu. Sen buraya sıvıyı bıraktığında bu sıvı burada hem katılaşacak biraz daha şey olacak. Akışkan bir hale gelmeyecek. Kapatacaksın. Tamam Melih sen istersen tut. Evet, ben de tutayım sen de bir... Ben de şeyi boşaltayım buraya. Evet arkadaşlar evet. Şöyle bir ortalama bir insan tabii bunu ne kadar yapar bilmiyorum. Şöyle bir sabah bir de yeşil çay içmiş olayım. Yolda bir tane kahve içilir. Evet tamam. Yeter mi sence? Bir ağırlığını şöyle. Yani koy. Evet yolda daha, şimdi daha yolda kahve içildi. Aa doğru şimdi bak bir dakika uzun yol, az yapamam çünkü sebebi bak hani artık bak hani artık buralardan çıkıyor anladın mı? Hani o yüzden kadın ağının ortasından gelmiş arkadaşlar yani. Koy, bu da şu anlama geliyor koy, yani koy, anlatabiliyor koy, muyum? Evet tamam şimdi bunu şöyle bir kapattık. Kapat. 60 saniye içinde diyor. Yatır bakayım bunu bir şeye. Dursun bakalım bir. Açılmaz değil mi? Evet 60 saniyemiz var arkadaşlar. Bir bekleyelim bakalım bir dakika. Bir dakika iki dakika en azından. Aynen. Bir dakika daha fazlana şans verelim. Bu arada bir tanesine de az koyacağız arkadaşlar. Hani aynen. Ne kadar tutar ne kadar katı olur bilmediğimiz için. Bu da hani sabah evden çıktım. Hani aynen. Ofiste de uğraşmayayım diye. Direkt kapatalım. Bunu ben bir ters çevireyim mi? Bir bakalım şey yap, mı? Aynen bir sallasarsın. Şey belki tarla yolundan gidiyorsun işine. Aynen böyle şey. Yolda giderken bir şey oldu bu böyle. Burada aa. Mantıkken sen de ters döndün. Aynen ya diyeyim kazar bir yol. Bir şey diyeyim mi? Katı bu şu an. Yapma. Aa. Kas katı oldu abi. Peki buna bakayım mı? Dokunuyorum. Bir bakalım. Buna bir şey olmadı abi. Açıyorum. Pad aslında çekmiş. Arada görüyorsunuz onu kağıtı. Büyük ihtimalle onun alabileceğinden fazlasını verdik ona. Bizim izlediğimiz videoda bu maviye dönüşüyordu ama gayet ilk günkü renginde koruyor. Bunu ben bir şuraya dökeyim mi? En azından ne hale geldiğini de görelim. Burayı büyük ihtimalle dökebilirim diye yaptılar. Şöyle bir dökeyim kenara. Evet. Evet arkadaşlar. Çok kötü ya. Ya aslında çekti ya. Kötü çekmedi de. Kullanılabilir mi? Yani bunu artık siz karar verin. Biz bir şey demeyelim ama şunu vaat etmediğini de söyleyelim. Yani 700 cc'ye kadar alır diyor. Bizim mantıken az önce koyduğumuz yaklaşık 700 cc'ydi. Onu almadı yani. Değil mi? 3,5-3,5 dolar arası demiştik. O da yaklaşık 45-50 yani liraya geliyor. Buna daha az koymuştuk aslında. İstersen bir de bunu açalım. Hadi bakalım. Belki daha net daha çok emmiştir de bir farkı evet. Görelim. Onu da şuraya yanına dökelim. Aa, bu hakikaten ama şey... Oy çıkmıyor. Aa. Aa bak bayağı şey. Ellesene oğlum. Jel bu. Bence bir sonraki ürüne geçelim artık. Gelelim sıradaki ürünümüze arkadaşlar. Ben açarken sen de bunun ne olduğunu söylemek ister misin? Üzerinde farklı renkler olan bir şey ve yüzükle dokunup müzik yapabilmenizi iddia ediyor. Böyle bir vaadi var daha doğrusu. Music toy for kids diyor arkadaşlar. Yani çocuklar için müzik oyuncağı olduğunu söylüyor. Bu arada güzel de yapmışlar. Evet. Bu arada bunun fiyatı 1500 lira falan civarında. Tamamını yurt dışından aldık bu ürünlerin. Bu da onlardan birisi. Telefona app indirmeniz gerekiyor. Şöyle çok basit bir uygulaması var aslında. Takabilir miyim parmağıma müsaadenle? Tabii şöyle ki, tabii işaret ki, parmağıma. Takmak istiyorum arkadaşlar. Burada Connect. Bir sensör var. Connect diyelim. Gördü şu an. Gördün mü beni? SD2242. Evet şurada evet, ışık yandı söndü. Burada hazır beatler falan mı var? Ben şöyle göstereyim. Sen dene ben göstereyim. Peki kapat. Hah kapattım. Şu an bir nostalji evet. 90'lar pop parçası başlangıcı bak. Disconnect oldu. Bu ne be? Tekrar bekliyoruz. Yani daha biz bir parça yapamadan bağlantı koptu. Şurada biz şarja takabiliyorsunuz arkadaşlar. Yandan bunu. Bir de şöyle bir sensörü var. Bir de şöyle güzel bir logo yapmışlar. Evet. Neden? Bağlantı hatası verdi şu anda. Şöyle bir hata verdi. Neden verdi hatayı? Ne yazıyor?
hata verdi, teşekkürler. Güzel, anlamamıştık. Aynen, hiç oldu. Vallahi yani. Bilmiyorum, ben çocuk için faydalı olduğunu düşünmüyorum. Yok ya, ya bir de çaldığı müzik de yani çocuk için değil. Değil ya, eğer çocuğunuz böyle müzikle hoşlanıyorsa o da ilginç yani. Onun yerine 1500 liraya çocuğa bir enstrüman alsın, aynen, kendi kendine kurcalasın. Aynen öyle, en azından başlangıç seviyesi bir şey olur ama parmaklara alışır bir şey olur yani. Ve arkadaşlar, son ürünümüz. Aç bakalım. Acaba ne çıkacak? Şarjlı, dezenfekte, tabancası. 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 Tabancası ya. Bu arada hani... internetteki ilanında şarjlı diye satıyorlar arkadaşlar. Eğer farklı bir şeyse biz onu bilmiyoruz, onu söyleyeyim. Evet. K9 Pro. Pro Plus. Bak ya, bir Pro'su var, bir de Pro Plus'ı var. Bu Plus'ıymış. 180 dakikada şarj oluyormuş. 60-80 dakikada da şarjı gidiyormuş. Yani çok dandik bir şeyle fütüristik filmlerdeki silahlar arasında gidip geliyor. Bu arada şey, şuradan çıkarabiliyorsunuz haznesini. Zaten plastik. Çıkar ben hemen buna bir dezenfektanı doldurayım. Bunun bu arada yine işte TikTok'ta orada burada videoları var arkadaşlar. İnsana buna dezenfekte ediyor falan filan. Siz bunu şimdi ultraviyole ışık sanabilirsiniz bu renginden dolayı. Çünkü sanan arkadaşlarımız çok var. Evet, ben de öyle sanmıştım. Evet, ama gayet ürün özelliğinde bile şey diyor, 6 tane mavi led ışık diyor yani. Hani böyle bir vaat yok ama yani görünür de siz detayı okumuyorsanız onu bayağı yani ultraviyole ışığı olan temizleyici bir şey olarak alabilirsiniz. Bana değil evet, yani şöyle. İlk önce şuraya bir, evet, burayı bir temizleyelim. Görelim. Neyle karşılaşacağız? Çok güzel mi? Şimdi arkadaşlar diyelim ki ev arkadaşınız var, eşiniz var, dostunuz, kocanız, sevginiz, bir şeyiniz var ve evinize geliyor. Dışarıdan geliyor, şimdi pandemi malum. Ve onu geldiğinde böyle dezenfekte etmek isterseniz ona karşı kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben Melih ile bunu çok güzel bir şekilde deneyeceğim. Evet. Hadi gel. Kimin kocası bu? Bu benim kocam. Evimin direği, kalbimin sahibi, canımın içi. Evet, bu ürünle birlikte de arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Eğer sizin de böyle ilginç bulduğunuz ürünler varsa lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Biz alır sizin için deneriz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.